Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünün 61. programına hoş geldiniz değerli Kanal B izleyicileri. Geçen hafta Nazi dosyasını açmış, İsrail devletinin kuruluşunda Nazi parmağını belgelerle ortaya koymuştuk. Bu hafta ise Hitler-Stalin anlaşmasını, Hitler-Vatikan anlaşmasını, Hitler ordusunda Ermeni birlikleri ve Yahudi askerlerini ele alacak, Hitler ve Mussolini ile hangi ırkçı ve faşistlerin işbirliği yaptığını ortaya koyacağız. Biz soracağız Sayın Özakıncı çoğunluğunu yine ilk kez göreceğiniz belge ve bilgilerle anlatacak. Biz diyorum çünkü sizler de program süresince SMS, Twitter ve elektronik postalarınızla soru ve görüşlerinizi bizlere gönderebilirsiniz. İyi akşamlar Sayın Özakıncı. İyi akşamlar. Yeni yılın ilk programı umarız bu yılda geçen yıl olduğu gibi değerli Kanal ve izleyicilerine faydalı olabiliriz. İnşallah. E, tarihin bilinmeyen yüzü programı olarak. Çünkü bugün anlattığınız yani e, 61 programdır anlattığınız her şey evet tarihte yaşandı fakat her birinin yansımasını bugün görüyoruz. Kimisini Tabii. kendi ülkemizde görüyoruz. Kimisini çevremizdeki başka ülkelerde görüyoruz. Evet. Dolayısıyla da bir e, geleceğe e, hazırlanmak açısından son derece önemli bilgi ve belgelerle 61. programla yeniden karşınız Evet. Şu karşısındayız değerli izleyicilerimiz. Evet. Ee dediniz ki ele aldığımız konular aynı zamanda bugün yaşayan e, olgularla bağlantılı. Evet öyle. Bugün e, Çin Başkanı e, savaşa hazır olun demiş bugünkü haberlerde. Hı, hı. Yani bütün Çin halkına seslenmiş ve demiş ki savaşa hazır olun. Bunun adı Üçüncü Dünya Savaşı olur değil mi? Öyle bir şey olursa evet. E, biz neyi anlatıyoruz? İkinci Dünya Savaşı'nı anlatıyoruz. Aslında şöyle de tabii bir... E, e, yani biz de diyoruz ki bu programımızda sözünüzü kestim. Estağfurullah. Ben Hazır ben... olun diyoruz. Hazır olun. Böyle olmuştu. Arka evet. planda böyle olmuştu. Neler olmuştu da İkinci Dünya Savaşı olmuştu. Neler olabilir ki Üçüncü Dünya Savaşı olsun mu? Arif olanlar anlasınlar, anlasınlar diyoruz. Bir de Sayın Hocam aslında Üçüncü Dünya Savaşı'nın bir deneyi bizim coğrafyamızda çok uzun süredir Tabii. yapılıyor zaten. Tabi. Yani vekâlet savaşları Tabii. dediğimiz savaşlarla eskisi gibi ülkeler büyük ülkeler karşı karşıya gelmiyorlar, evet. vekâletlerini evet. kullanarak bizim bölgemizde savaşıyorlar. Aynen öyle. Ama hep en çok biz yani Türkler ve Türkiye etkileniyor bütün bunlardan. Dolayısıyla en çok hazır olmamız gereken biziz. Çinliler değil biziz. Çinliler Tabii. Çinliler, çok uzak onlar. Tabii ama onlar bile hazır olalım diyorsa bizim hepten hazır, hazır olmamız, olmamız gerekiyor. Gibi. O yüzden teşekkür ederiz bizi hazırladığınız için. Estağfurullah. <laughs> Estağfurullah. Şimdi bugün, bu akşam konularımızdan bir tanesi Hitler hakkında uydurulan bir sürü efsane var. Bunlara bir değinelim istiyoruz. Çünkü soru olarak da geliyor. Mesela Hitler, Rashid'in çocuğu mu, torunu mu veya e, dedesi Yahudi mi hı hı. gibi sorularla karşılaşıyoruz. Hitler dinsizdi diyenler var. E, kitaplarda söylenenlerden söz ediyorum. Yani dedikodu olarak değil, yazılmış, e, yapıt olarak konmuş Yahudi'ydi diyen var. İşte gizli bir tarikata bağlıydı. İşte Tule tarikatı. Yok Altın Şafak hmm. e, tarikatı. Yok Kara bilmem ne tarikatı. E, satanistti diyen var. Medyumdu diyen var. Medyum. Yani geleceği bilici. Değil mi? Ruhlarla iletişim kuruyor. E, ve onlardan gelecek bilgileri alıyor. Diyen var. E, bu gibi... Ee, spekülatif yani e, gizemci bir Hitler portresi çizen kitapların ilkini söylüyorum size. Yıl 1960. Le Matin de Magicien yani a, Büyücülerin Sabahı yani Türkçe'si Fransızca bir kitap. Bu e, Fransızca kitap. 1960 yılında Fransa'da yayınlandı. Yazarı Murcivi Rusya e, Yahudisi, Rusya'dan Avrupa'ya göçmüş Jack Berger ve bu da Fransız gazeteci yazar. İkisi birden oturup bir kitap yazmışlar. Bu kitap Türkçe'ye çevrildi. Şu evrenin sahipleri. Bu kitapta, bu kitapta e, az önce anlattığım Hitler hakkında yapılan şöyleydi, böyleydi, gizli tarikat üyesiydi. E, Gül ve Haç kardeşliğinin e, uzantısıydı. E, Baron von Sabentendorf'un, örgütlemesiydi. Yok Tule cemiyetiydi. Yok içi boş dünyaya inanıyordu. Yok dış bükey dünyaya inanıyordu. Yok kuzeydeki buzulla inanıyordu falan gibi. Her şeyin başı bu kitapta. Bundan önce yok hiç böyle. İlk bu bu kitap. İlk bu. 1960 yılında Fransa'da yayınlanan bir Musevi'nin yazmış olduğu üstelik bu kitapta Bakın e, isterseniz şöyle bir göz atalım, şöyle gösterelim. Golden Dawn Altın Şafak, hmm. e, Viril Cemiyeti e, Alman, Tule Cemiyeti, değil mi? Ondan sonra e, Hitler'in e, üst insan arada bir üst insanla görüştüğü üst insanla görüştüğü. Tabii tabii. E, başkalarının göremediği sadece onun gördüğü bir üst insan var. Evet. Ondan sonra Ross Crowe yani e, Gül ve Haç kardeşliğinin e, e, ilişkisi anlatılıyor. Ebedi buz öğretisi Hitlercilerin atfedilen yani Nazi Partisi'ne atfedilen gizemci öğretiler. O andan sonra işte Hitler'in de bunlardan biri olduğu. Bakın şurada mesela. Ee, Tule Cemiyeti'ni, Kara Tarikatı ve Ahnerbe Cemiyeti'ni gözden geçireceğiz diyor. falan falan. Şurada herhalde. Evet evet. Şimdi diyor ki. Hitler 20 Nisan 1889'da Salzburger Bordas bölgesinin Bruno falan falan kentinde şu saatte doğdu. Avusturya Bavyera sınırında iki büyük Alman devletinin birleştiği noktadaki bu kent sonradan Führer için yani Hitler için bir simge kendi haline gelecektir. Bu kentin garip bir geleneği vardır. Burası bir medyum fidanlığıdır. Yani Hitler medyumların e, bulunduğu yerde e, doğmuş. E, öyle diyor. Hitler medyum ve büyücüydü. Gördük mü? Bunu kim yazıyor? Bir Mursi. Musevi. Bir Musevi'nin Hitler yani Musevi'lerin soyunu kıran Hitler hakkında yazdığı kitapta bu gibi. Ya Olumluyor mu? Hayır. Ee, olumlu ya da olumsuz değil. Hıh. Hmm. Gizemci tabi ha bu kitapta gizemli bir adam üstün vasıfları olan medium ee, bir takım karanlık ve gizli cemiyetlerin tarikatların filan e, üyesi olan ve o tarikatların hazırladığı bir adam değişik bir adam süsü evet. veriliyor evet. bu bu kitapta yazılan her şey Hitler hakkında gizemcilik üreten Sonraki bütün kitapların tohumudur. Hı hı. Yani bir tür e, e, ne derler şey kaynağı e, entelektüel e, hırsızlık kaynağı hı. e, burada. Bu kitapta her şey var. Hı hı. Bir tek şey yok. Hitler'in Katolik olduğu yok. Katolik kilisesine bağlı olduğu yok. Vatikan bağlı Katolik Kilisesi'nin, Katolik mezhebine mensup dini görüşünün bu olduğundan hiç bahsetmezler. Ben onlara Vatikan'ın, Hitler'in Vatikan bağlantısını örtücü yayınları e, olarak değerlendiriyorum. Çünkü bütün insanlık tarafından lanetlenen bir suç La, e, suçun simge adamının Katolik olması Vatikanın işine, e, işine gelmesi, e, anılmasını yani. istemeyeceği en önemli hakikattir. İşte Vatikan yok, Rothschild'in torunuydu, yok Tulen'in üyesiydi, yok o, Altın Şafak Cemiyetinin üyesiydi gibi giz, gizemli e, şeyler söyleyip hakikati yani Hitler'in Katolik olduğunu telaffuz etmeyen bütün yayınlar e, Vatikan tarafından e, sevilen yayınlardır diyeyim. Yani Vatikan bunu, bu tür yayınları çok sever. Bir tek çünkü Hitler'in Katolikliğinin anılmasını istemezler. Hı hı hı. Öyle söyleyeyim. Şimdi Hitler'in Vatikan'la anlaşması var. Hitler-Vatikan anlaşması var. Yıl 1933. Bunun da anılması istenmiyor pek. Anlaşma mı yapmışlar? Tabii. 1933. Evet. Şey başlamadı tabii ama savaş bir... yok henüz, soykırım da yok. Yok ama e, ama fikirleri tabii. Hatta ee... uyguluyor artık şansölye galiba. Tabii tabii şansölye oldu Ocak'ta, değil mi? Tabii tabii uyguluyor ee, yani şeyleri. Hemen diye. işte ondan sonra da oturup anlaşma yapıyor. Şimdi Hitler'in anası, babası, şusu, busu belirsiz değil ki. Hitler'in Anne ve babasının gömülü olduğu mezarlığın taşı şurada. Gösterelim. Alois Hitler babası, Klara Hitler anası. Burası da Katolik mezarlığı. Şimdi Hitler'in artık e, şüphemiz var mı Katolik bir ailenin çocuğu olduğundan? Hı hı. Yok. Hı hı. Bu evlilikler Vatikan'ın izniyle olan evlilikler. Bu mezara gömülme olayı da yine Vatikan'dan izin gerektiren. Öyle e, herhangi biri beni şuraya gömün dediği zaman olmuyor. Yani Katoliksen oraya gömülüyorsun. Dolayısıyla Hitler'in Katolik ana babanın çocuğu olduğu kesin net. Bu kadar basit. Yani e, hiç başka bir şeye delil olarak aramaya gerek yok. Onun dışında onun dışında Hitler'in Katolik Kilisesi'ne hayatı boyunca saygı gösterdiği de kesin. Onu da ben size buradan göstereyim. Şöyle yapalım. Nazi Partisi ve Hitler kiliseye olağanüstü saygı gösterişlerinde bulunarak yönetmişlerdir Almanya'yı. Örneğin Hitler benim tarihi misyonum var. Ben bu misyonu gerçekleştireceğim. Çünkü Tanrı bu misyonu yerine getirme görevini bana verdi. Benimle olmayanlar ezilecektir diyor. Burada Hitler Nazi selamı vermekte ve Nazi Partisi'nin militanları önünde arkada da kilise yani bu Nazi partisinin propaganda kartpostalı. Yani e, bir cami e, de siyasal İslamcı bir liderin e, fotoğrafının cami fonunda yapıldığını düşünün <gülüyor> gibi. <gülüyor> e, yani dini kullanıyor gördüğünüz <laughs> gibi. Burada da yine o kilise ile birlikte bu Nazi partisinin e, propaganda e, afişi kartpostalı e, Hitler kilise önünde poz veriyor görüldüğü gibi. Hitler'in yine propaganda kartpostallarından bir tanesi de şudur. Burada da Hitler kiliseden çıkmakta fakat kilisenin içindeki haç Hitler'in başının üstüne denk getirilmiş. E, fotoğrafta o hizaya denk getirilmiş ve bu bunu kullanıyor propaganda olarak. Demek ki sahipleniyor bunu. <laughs> Kullanması kullanmaz. Bu da Nazi Partisi toplantılarında papaz, kardinaller hı hı. Yani e, balkon konuşması yapıyor Hitler yanında kardinaller var. Hitler dinsiz olsa, satanist olsa veya e, Hristiyanlıkla hiç ilişkisi olmayan bir adam olsa bunları yapar mı? Böyle görüntü vermez yani. Vermez. vermez. Ama bunların hepsi propaganda. Yani e, propagandasını din temeline dayayan bir ırkçı partiyle karşı karşıyayız. Hı hı. Öyle söyleyelim. Sonra Vatikan'la da oturup e, bir özet yapalım sonuç olarak. Şu, Nazi Partisi'nin hiçbir propaganda broşürü, kitapçığı, afişi bilmem nesi yoktur ki dinsizlik e, yansıması görülebilsin. Hı hı. Hı hı. Hristiyanlığın içinde yer almadığı hiçbir Nazi Partisi e, y, y, yayını yoktur. Hristiyanlık övgüsünün yapılmadı. Ne, ne kadar ari ırk övgüsü yapılırsa bir o kadar da Hristiyanlık övgüsü yapılmaktadır. E, Nazi partisinin yayınlarında. Dolayısıyla yok efendim Altın Şafak üyesiydi, yok Tule üyesiydi, yok içi boş bilmem neye inanıyordu falan filan. Bunları geçelim. Bunların tamamı Hitler'i ve Nazi Partisi üzerine bir gizemcilik şalı atarak onun gerçek ilişkilerini gizlemeye çalışan yayınlardır. Bunları e, gençlerimize böyle söyleyelim. Çünkü gizemci olan tatlı oluyor ve hemen e, öyle mi böyle mi şeklinde bir e, havaya giriliyor. Hala bunu tabii sorguluyorlar hocam evet. e, malumunuzdur. Özellikle en çok ölmedi gizemini kullanarak. Çeşitli belgeseller, büyük büyük belgeseller. nasıl mezarı olmayacak bir şekilde infaz edilmişse. Arjantin'e kaçtı filan iddia ediliyor. Ama Arjantin. mezarı olmayacak. Evet. Bu önemli. Hitler'in annesinin ve babasının mezarları da 2012 yılında kaldırıldı. Mezar taşları. Hı hı. Değil mi? Yani o mezar taşları toplumda bir şeye yol açıyorsa. Değil mi? Kaldır veriyorlar. Hitler de Şayet e, mezarı olsaydı ne olacaktı? Ya bir çekim merkezi olabilir korkusu i̇şte, var. Tabii. Ama e, öl, hiç ölmediği işte U-bot'larla denizaltından e, uydur, Arjantin'e Uydurdurabildikleri ne kadara yani. İşte e, Said Nursi'nin de mezarının nerede olduğu bilinmiyor. Değil mi? Yok işte Akdeniz'e mi atıldı? Yok nereye atıldı? Oraya mı Hı -hı. gömüldü? Bunlar işte o, bir bir mistisizm, bir mi? işte. böyle. Ondan bir... sonra o boşluk üzerinde uydur uydurabildiğin, uydurabildiğin uydur. kadar. Peki bu biraz evvel anlattığınız şöyle bir yoruma neden olabilir mi hocam? Size anlatırken aklıma geldi. Şimdi bugün günümüzde işte çeşitli İslam'ı kullanan fakat İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan kimi grupların işte Allah'a ekber diyerek kafa kesmelerinden yola çıkan Hristiyanlar, Avrupa'nın Hristiyanları, Katolik Hristiyanlar. Tüm Müslümanlığı kimi zaman o işte yanı başımızda yaşanan o vahşet görüntüleriyle bir tutarak İslam'ı vahşetle özdeşleştirme çabalarına evet. bir yanıttır bu aynı anlattığınız aynı zamanda. Evet. Eğer siz böyle yaparsanız bu Katolik böyle şey. Katolik Hitler'den yola çıkarak biz de o zaman şöyle mi diyelim yani? Hristiyanlık da soykırımcı bir din midir diyelim yani? Evet Ya bu yanlış bir yorum mu oldu? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Herhangi bir dini değil o dinin e, nasıl kullanıldığı önemli. Yani e, o dinin kutsal kitabında e, böyle bir e, şeye Cevaz olm yoksa konu bitmiştir. E, siz e, fakat ben şu din deyip böyle eylemler yapıyorlarsa o kişinin kendisini bağlar. Kendisini Bu bağlar. kadar basit. Şimdi burada Hitler e, Vatikan anlaşmasının imza töreni de çekilen fotoğraflardır bunlar. E, 20 Temmuz 1933'te e, kardine tarihte kardinen olan Papa 12. Pius işte ortada masanın başında yanında Hitler'in temsilcisi von Papen ve solda geleceğin Papa 4. Pauli Kardinal Monti Vatikan adına Hitler'e konkordat yani anlaşma imzalarkenki fotoğrafları. Burada yine 20 Temmuz 1933 Hitler'in başbakan olmasından 5-6 ay sonra değil mi? 7 ay sonra. Hı <laughs> budur. Yaptığı ilk anlaşma Vatikan'da. Vatikan'da Hala yok satanistti şuydu buydu. Ve Vatikan'ın desteği var Hitler'e. Evet. E, zaten olmasa anlaşma Bu da, da e, Hitler'in papası. Yani o tarihteki e, Vatikan'daki e, papanın Hitler'in e, uyum içinde ve anlaşmalı olarak çalışan bir papa olduğuna dair yayınlanan e, kitaptır bu. Ve e, dedik ya e, Hitler'in ve Nazi Partisi'nin propagandası tamamen Hristiyanlık ve ırk, e, ari ırk üstünlüğü üzerine. İşte bunlar da yine e, Hitler'in e, Hitler Nazi Partisi üyeleri e, Vatikan'ı ile anlaşma imzaladıktan sonra Kutlu e, Vatikan e, Katolikleri temsil ediyor, hı hı. Protestanları da Nazi partisini kaynaştırmak üzere pek çok o, afişlerinde Gamalı Haç'la Protestan Haç'ını birlikte de kullanıyorlar. Demek ki Hristiyanlığa oynuyorlar yani. Hı hı. İşte burada da e, Hitlerle e, e, anlaşma imzalamış olan e, Vatikan'a bağlı papalar, e, papazlar. Nazi selamı vermekteler. Bu fotoğrafta görüldüğü üzere. Burada da Nazi Partisi'nin parti toplantılarına katılan papazlar, Katolik papazlar Nazi subaylarla birlikte Nazi selamı vermekteler. Görüldüğü gibi Hitler'in papalarla ilişkileri Nazi Partisi'nin bütün madalyalarında kendi gamalı haçlarıyla birlikte e, e, Hristiyan haçının da bulunduğunu görüyoruz. E, madalyalarında kilise bu şu kilisedir. Kilise kabartmasını görüyoruz değil mi? Haç ve ortasında gamalı haç. Haç ve ortasında gamalı haç. Para Nazi döneminde basılmış. Para Para'nın yazısını bu turasında kilise kabartması var. Şimdi nasıl diyeceğiz diyeceksiniz ki Hitler dinsizdir? Hitler e, e, Hristiyanlıkla hiç ilgisi olmayan, Katoliklikle hiç ilgisi olmayan bir e, e, bambaşka bir tarikatın üyesi, gizemci medyum falan. Yok bunların tamamı Hitler'in Katolik olduğunu. Vatikan Kilisesi'nin adamı olduğunu gizlemek ve Hitler'in insanlık suçlarını e, Vatikan'a herhangi bir çağrışım yapmaması için Vatikan'da Hitler adını birlikte andırtmamak isteyen Vatikan'ın hizmetinde olan yayınlardır diyoruz. Şimdi Hitler-Vatikan ilişkilerini bu şekilde koyduktan sonra gösterdik ama tekrar gösterelim. Evet. Soruyorlar hocam hangi kitap siz kendi kitaplarınızın ismini söylemeyi sevmiyorsunuz ama izleyicilerimiz i̇şte, soruyor. İşte bir şey tekrar tamam. Türkiye'nin Türkiye siyasi, siyasi tarihi. Evet, o muzağı. orada Sayın Özakıncı'nın ama orada bambaşka şeyler de var. Hitler'le ilgili sadece gösterdiklerimiz tabii, değil. Tabii. Yani %100 yüz sayfaya yakın Hitlerin başka bağlantılarını da anlatıyoruz. Hocam bu inanılmaz bir kitap. Sizin kitabınız diye yüzünüze söyleyeyim. Çok inanılmaz <gülüyor> bir <gülüyor> kitap bu tabii. Yani evet. e, olmasa 30 basım yapmaz ayrıca. Şimdi e, Hitler'in bir de Stalin'le anlaşması var. Hani Vatikan'la anlaşmasını koyduk. E, Hitler Stalin anlaşması da pek dillendirilmiyor. Ama enteresan değil mi? sonra savaşa? Yani, yani. E, şöyle söyleyeyim. Hani Vatikan anlaşması nasıl gerilerde ancak çok az kişinin bildiği bir tarihsel olgu olarak e, e, kuytu köşelere itilmiş bir hakikat ise Hitler Stalin anlaşması da e, bunlar düşman ya Güya yani aslında tabi bizim bildiğimiz o savaştılar sonuç olarak düşman olduğundan şimdi düşman her iki taraf da bunu halının altına süpürüyor bu gerçeği ve dolayısıyla her iki taraftan da olmayanlar ancak <laughs> bu gerçekleri telaffuz edebilir hale geliyor. Yani Ruslarla da an nazi ee, bir anlamıyla. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yıl 1939 1939 yılında Savaşın ayak sesleri e var. Henüz Polonya'ya daha hı hı. E herhalde girilmediği günler. Yani Savaşın ayak sesi zaten <laughs> Hitler. Hitler'le birlikte mi? Yani, yani. Hitler'in nutukları, söylevleri, yazıları, Nazi Partisi'nin bildirileri tamamı e, savaşın ayak sesi zaten. Hı hı. Hı hı. Peki Hitler Kavga adlı kitabında iki kesime ateş püskürüyor. Biri Yahudiler öbürü Komünistler. Yani hiç gizlemiyor yani. Komünistler siyasi rakibi. Yahudiler de Birinci Dünya Savaşı'nın evet. kayıp, kayıp nedeni. Evet. Ona göre. Yani. Ona göre. Komünistler de kayıp nedeni. Tabii o da bir kayıp nedeni. Tabii. Grev yapmışlar falan. Hı. Birinci Dünya Savaşı'nda. Şimdi bu iki kesime ateş püskünen bütün yayınları biliniyor. Kim tarafından? Bütün dünya tarafından. Stalin bilmiyor mu? Bilmiyor. Ruslar onu. bilmiyor mu? Tabii. anti yeminli anti komünist olduğunu. Değil mi? Komünistler öldür öldüre geldi başbakan evet, oldu yani. Evet işte onu söylüyorum. Bilmez olabilir Kendi mi? Ülkelerin. Peki nasıl oluyor da Stalin Rusyası, Komünist Partisi değil mi? Kendilerinin baş düşmanı, bir numaralı e, düşmanı olan ve kendisini öyle tanıtan Hitler Almanyası ile oturup nasıl bir saldırmazlık paktı imzalıyorlar? Şimdi... Hitlerle Stalin arasında bir 19 Ağustos 1939'da Berlin'de kredi anlaşması imzalanıyor. Bu kredi anlaşması 200 milyon Deutsche Mark tutarında. Önemli. Kim kime kredi veriyor hocam? Almanya. <laughs> Stalin veriyor. Stalin'e. Para veriyor. Evet. 200 milyon mark kredi kullandırırım sana diyor. Şimdi fakat enteresan değil mi hocam özür dilerim neden söyle. <laughs> yani hakikaten de belgeler geliyor. Hitler'e kadar evet. daha doğrusu o evet. sürece kadar e, e, hakikaten karnelerinde atıldığı 5 marklara muhtaç kalan Almanya yani kısa bir sürede Rusya'ya para verir hale gelmiş. Gelmiş. Ya bu da bir toplumun aslında bir bir bir, bir hedef uğrunda <laughs> Ee, hareket ettiğinde e, e, bazı şeyler aşa. Keşke Hitler değil de adam gibi bir liderler olsaymış ee, dünya e, bunu belki de yaşamayacakmış. Tabi. Şimdi e, Hitlerle Tabii bunu bir daha soracağım hocam sonunda. Yani tamam, acaba Hitler tamam. mi ko sonu konu Hitler mi? Çünkü öyle deniyor. Yani hmm. sos Hitler bütün Almanya'yı hipnotize etti deniyor. Hiç konu Hitler kesim. mi yoksa toplumsal talebin bir yansıması mıydı? Hitler sonunda soracağım ama sözünüzü tamam, kesin. Şimdi anlatalım. Tamam hocam. Şimdi anlatalım. Şimdi 23 Ağustos 1939 günü de Stalin Rusyası, Sovyet Rusya ile Hitler'in faşist Almanyası arasında bu defa bir saldırmazlık paktı imzalanıyor. Bu saldırmazlık paktı imzasında Molotov Dışişleri Bakanı, e, Ribbentrop e, Hitler'in Bakanı. Stalin'de çok mutlu e, Lenin fotoğrafının altında imzalanıyor e, bu anlaşma. Bu da o seremoniden, törenden bir e, başka fotoğraf. Ve bu fotoğraflar e, dünya basınına da yayılıyor. Çok önemli. Çok önemli. Şimdi Nazi Partisi ile e, Komünist Parti oturup Sovyetler Birliği Komünist Partisi Alman Nazi Partisi, Faşist Parti Antikomünist Parti oturup bir anlaşma yaptılar ya ne e, peki e, alacaklar bu anlaşmada? E, bu anlaşmanın sonunda hı. olanlar nedir? Hı hı. Ne için anlaştılar? Ne için? Şimdi bu bütün bütün bu olguları en belgesel olarak 1960 yılında William Shirer The Rise and Fall işte yükseliş e, düşüşü 3. Reich'ın yükselişi ve düşüşü adlı üç cildi kitabında yayınladı. Bu kitap Türkiye'de Nazi İmparatorluğu adıyla üç cilt olarak yayınlandı. Şimdi Nazilerle ilgili şey var ya, spekülasyonlar var ya, gençler Aa, öyle mi, böyle mi? Gençlere öğütlüyoruz. Bu belgesel kitabı okuyun eğer ee, Nazi dönemiyle ilgili neler olup bittiğini e, hakiki çerçevesiyle ve belgelere dayalı olarak öğrenmek istiyorsanız diyoruz. İşte bu çalışma e, belki yine sahaflarda. Yok basılmıyor bile. 90'lı yıllarda basılmış işte. Ben de, belki de vardır. Bendeki 1992. Şimdi burada. Ee, Nazi-Sovyet Paktı bölümünü görecekler. Bu kitabın içinde. Nazilerle Sovyetler arasındaki pakt bölümü. Kitapta ayrı bir bölüm halinde mevcut. Ee, birinci ciltte de e, Hitler'in bütün o merak edilenleri de var. Hı hı. Tule Cemiyeti'ydi, Gül ve Haç'tı, şuydu buydu. Tamamı da belgelerle incelenmiş vaziyette. Ta ki e, buraya kadar e, sürüyor. Nazi-Sovyet Paktı. Şimdi bu Nazi-Sovyet Paktı'nın nasıl geliştiği, nasıl oldu ve konusunun ne olduğu e, ekonomik yönünün ne olduğu hı hı. daha çok e, önemli. Yale Üniversitesi'nde bu e, Nazilerle Sovyetlerin arasındaki ekonomik anlaşma nın belgesi var Yale Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesinde. Buna göre, anlaşmaya göre 11 Şubat 1940 tarihli 200 milyon marklık 1939'da kredi açtı ya. O krediyi nasıl kullanmış görüyoruz. Bakın. Şurayı görebilir mi? Görüyoruz. Görüyoruz. Almanya'nın Sovyetler Birliği'nden aldıkları neler almışa bakıyoruz. 1 milyon ton hayvan yemi. 900 bin ton petrol. 100 bin ton pamuk. 500 bin ton fosfat. 100 bin ton krom cevheri. 100 bin ton krom cevheri Almanya e, Rusya'dan alıyor 500 bin ton demir cevheri 300 bin ton hurda demir ve dökme demir 2400 kilo platinyum manganez, manganez cevheri metaller kereste ve diğer ham maddeler şimdi bu, anlaşmaya göre ya, e, yapılan e, Almanların Sovyetlerden aldığı şeyler bunlar. Bu olguyu yıllar sonra kitaplaştıran makale şurada. Henrik Schimendman. İşte e, Alman e, Sovyet ekonomik ilişkileri e, Hitler-Stalin ve Stalin paktı döneminde ki ilişkiler diyor. İşte bu kitapta, bu kitapta, bu makalede, bu makalede özellikle krom göreceksiniz burada. 100 bin ton krom Sovyetler Birliği'nden Hitler alıyor. Diğer maddeleri de burada görüyoruz. Yine burada da Şurada göreceğiz. Ee, yem, yakıt, 1 milyon ton yakıt, pamuk, e, manganez cevheri, krom cevheri, 700 bin ton bakır, nikel, e, asbest ve platinyum vesaire. Bütün bunlar belgeli. Burada da yine... ...hangi tarihte ne kadar ne alındığı... ...ve başta krom olmak üzere. Şimdi... ...ne deniyordu Türkiye'ye? Evet. Sen e, Almanya'ya... ...krom sattın. Madem ki Almanya'ya... ...krom sattın... ...o halde sen... E, Alman, yenin silah yapımında kullanılan bir maddedir krom. Sen e, Almanya'ya tarafsız bir görünüm altında aslında e, silah yapım malzemesi sattın. Sen suçlusun. Sen hatta böyle yapmakla dolaylı olarak da Yahudi soykırımına da sen e, bulaşmış oldun. Sen kromu satmayaydın o silah üretemeyecekti. E, ve dolayısıyla e, bu kadar uzun sürede savaş sürmeyecekti. Belki iki yıl içinde teslim alacaktık diyorlar ya. E, niçin Sovyetler Birliği'ne aynı şey sorulmuyor? Sen eğer ideolojik düşmanım dediğin adama silah satman bir absürtlük zaten. Yani silah yapılır malzemeler satman Saçmanın, saçma ötesi bir davranış. Ama sen... Ee, Almanya'ya birkaç yıl yetecek kromu, demiri, bakırı satmışsın. Adam onlarla silah üretmiş ve Polonya'yı işgal etmiş. Yahudileri e, öldürmeye başlamış. Değil mi? E, orayı burayı tehdit etmeye başlamış. Romanya'ya girmiş. Değil mi? Bulgaristan'a girmiş. Sen eğer krom vesaire satmayaydın Hitler bu işleri başaramayacaktı. Suçlusu sensin. Hitler sana saldırdıysa senin sattığın kromlarla, ürettiği silahlarla saldırdı. Sen kendi başını kendin yakmışsın diyen yok. Savaşı sonunda Güya Stalin sayesinde kazanıldığı için o, o, o suçlamayı oraya yönlendirmiyorlar galiba. Ya da de kolay lokma olmadığı için belki de bilmiyorum hocam çok karışık bu anlattığınız yani bir insan kendisine daha sonra saldıracağı açık olan birine niye silah malzemesi satar ya da daha basiti o dönemde ara vermemiz lazım gidiyoruz ama Öyle o dönemde e, biraz evvel bahsettiğiniz o Alman Komünist Partisi hatta Alman Sovyet Union evet. partisi var yani var. adı Sovyet Tabii. olan adı isimli bir komünist partisi var ve onun üyeleri o dönemde Almanya'da toplama kampında Tabii. Yani Stalin evet. kendi e, komünist evet. ideolojisine bağlı adamların toplama kampında olduğunu bildiği bir Almanya'ya Evet krom satıyor. Evet. Yani zaten saldırıcı. adam. Krom da, değil demir. Demir her demirde. şey de demir yani, yani bütün silah malzemeleri. E, demirle krom birleşince e, silah oluyor. Ve Türkiye'yi suçluyor değil mi? Yani Rusya hayır suçlayacak. o Türkiye'yi suçlayanlara dönüp soruyorum. Madem aynı kafayla Suçlayacağınız başka kimse yok mu? Mesela evet. ee, biz de o dönemde İngiltere'ye satıyoruz bu arada evet, kromu. Aynen, Tam aynı aynen tarihte. Bunu da kay e, kayıt e, a, Amerika 1920'lerden başlayarak Nazi partisini destekliyor. Bunu da hiç söyleyen yok. İkinci bölümde buradan başlayalım. Evet. İkinci bölümde buradan Bu Çok önemli. Değerli izleyiciler, çok kısa bir ara aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız değerli izleyiciler. İkinci bölüme sizlerden gelen iletilerle başlamak istiyorum. Hocam müsaade ederseniz Buyur. birkaç tanesini okuyayım. Buyurun. Ee, çok sayıda ileti var. Çok teşekkür ederiz değerli izleyicilerimize. Ee, okuyabildiğim kadarını okuyarak çünkü fazla da vakit almak istemiyorum. Çünkü anlatacağınız çok konu var. Lale Gürman hanımefendi sizleri evlerimizde ağırlamak bizler için büyük onur demiş. Teşekkür ederiz hep birlikte varız hep biz. Birlikte. Merak edilen bir konu var. Hitler'in Türkiye'yi Afrika üzerinden çevirdiği doğru mudur? Peki. Doğruysa nedeni nedir demiş. Teşekkürler, saygılar demiş. Ee, Hitler'in Türkiye'ye savaş planı var. Ve bu savaş planı e, eskiden de üstü örtülü bir şekilde biliniyordu. Fakat şimdi belgeleriyle biliniyor ayrı bir program konusu. Yani bunu açarız. Bunu. Evet. Tamam. Ee, Nilüfer Akaktan hanımefendi. Gerçekten ezberleri bozan doğru değil gerçek belgelerle bizleri aydınlatıp bilgilenmemizi sağlayan ve bu nedenle gücümüze güç katıp işte böyle aydınlarımız da var dedirten moral bulmamızı sağlayan sizlere sonsuz teşekkürler. Yine diyoruz ki siz yapın biz yayalım. Çok teşekkür evet, ederiz. Çok olsun önemli efendim. bir noktaya yine e, vurgu yapmış Nilüfer Hanım. Sağolsun. Ee, Nilüfer Hanım vasıtasıyla tekrar edelim. Program sonunda e, gerek sosyal medyada gerekse Kanal ve internet sitesinin arşivine bu programın tüm kaydını koyuyoruz. E, biz burada programı hazırlıyoruz. Siz değerli izleyicilerimizden ricamız bunu kendi sosyal medyalarınızda uygun görürseniz eğer tabii paylaşmanız. Çünkü bu bilgiler yani belgelere dayalı bu bilgiler ne kadar çok yayılırsa... O kadar çok güçleneceğimize inanıyoruz. Osman Bursa Beyefendi, yeni yıl ilk programı hayırlı olsun. Umarım program en az 1 milyon kişi izler. Çok önemli bilgiler paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederiz demiş. Biz teşekkür ederiz. Mehmet Aşar Bey'e teşekkür ederiz gönderdiği iletisi için. E, miyase dönmez, dar zamanlarda geceli gündüzlü iki günümü verip elimden düşürmeden okuyup bitirdim. Kitap değil zaman makinesi demiş. Sizin e, Türkiye'nin <laughs> siyasi intiharı yeni Osmanlı tuzağı <laughs> kitabınız Servus. için. Ee, Sayın Murat San'ı Aytunç Altın Dalhitler'le ilgili gizemli bir kitap yazmıştı. Cengiz Bey çok kısa değerlendirme yapabilir mi demiş? Değerlendirdiniz zaten o gizemli kitapları. Ee, evet, gizemli kitapların tümü için genel bir e, değerlendirme yayınımızın başında yaptık. Batuhan e, kardeşim Batuhan Meriç'ten ileti göndermiş. Hı. Yeni yılın ilk programı daha nice seneler sürmesi dileğiyle iyi Hadi yayınlar. Canım. Harika bilgiler teşekkür ederiz. Sağ i̇yi ki varsınız olsun. Batuhan, iyi ki siz varsınız oralarda. <laughs> Genç kuşaklar olarak bu evet. bilgileri daha sonralarına, daha sonraki kuşaklara e, ulaştırabilmek için e, Koray Bey bir sorusu var. İyi Yayınlar diyorum e, Cengiz hocam Hitler'in Stalin Rusyasına 200 milyon mark verdiğini söyledi, hatta belgesinde gösterdi. Bu paranın amacı Rusyayı oltadaki balık yapma amacı olabilir mi e, diye sormuş. Ben bir e, tık evet. daha geliştirerek ikinci bölümü de böyle açayım. Evet. İlk bölümde dediniz ki asıl 1920'lerde Amerika Birleşik tabii. Devletleri Rusyayı düzeltiyorum ee, Hitler'i e, Nazi Partisi'ni desteklemeye başlamıştı. Tabii. Asıl e, oltadaki balık, balık orada Nazi partisi miydi? Tabi. Oltayı da ABD mi tutuyordu hocam? Bu çok kritik bir soru. Ee, şimdi tabii ben bu işte Türkiye'nin siyasi intiharı kitabımda Hitler'in e, Amerika'yla 1900 20'lerden başlayan 1920 21-22'de başlayan e, ilişkileri var yani bir Amerikan yetiştirmesinden söz ediyoruz hı hı. E, Kıtalar arası Bunu kitabımda epey uzun olarak yazdım Yani buraya bakılabilir yine bu, bu kitapta o konu var Fakat bunu daha geniş olarak biz bir program konusu yapabiliriz öyle mi Hitler Amerika. İlişkisini e, ayrı bir konu olarak işleyebiliriz. Peki, o zaman, Gelecek programda yapabiliriz. Tamam. Yap Haftaya Hitler, yapalım. Çünkü ee, çok yani evet. asıl çıkış noktası Tabii. kitabı okuyanlar anlayacaklardır. Tabii. Bunu anlatmanız çok önemli. Bu konuyu işleyelim. Bir dahaki hafta işleyelim. E, e, Amerika Hitler ilişkileri. Amerika Hitler ilişkileri. Evet. Tamam. Şimdi e, bu. O, Nazi partisiyle işte Sovyetler Birliği ilişkisi, e, Hitler orduları Sovyetler Birliği'ne ilk saldırmalarında savaş ilan etmeden saldırdılar. Bu çok önemli. Aralarında 1939'da imzalanmış saldırmazlık paktı var Sovyetler Birliği ile. E, Hitler arasında. Hitler Almanyası arasında. Fakat birdenbire saldırıyor. Ve dolayısıyla ilk anda bir milyonun üzerinde Kızıl Ordu'dan esir alıyor. Kızıl Ordu niçin ilk anda bir, bir buçuk milyon esir veriyor? E çünkü Sovyetler Birliği ile Almanya arasında ...saldırmazlık paktı var. Beklemiyor ki böyle bir saldırıyı. Beklemediği içindir ki... ...şaşkına uğruyor tabii. Ee, ve... ...ilk anda bir buçuk milyona yakın... ...esir... E, ...alıyor Kız, Kızıl Ordu'dan... ...Alman orduları. Bu da... E, ...Hitler'in... ...hanesine... Sovyetler Birliği'ni Alman faşizminin saldırısına karşı gafil avlatıcı gafletini de not etmek lazım değil mi Stalin Stalin hanesi tabii yani e, bilmem kaç milyon e, Rus e, Sovyet uyruğu e, insan öldüyse e, işte o e, faşistlerle yaptığı faşist Almanya ile ırkçı Almanya ile yaptığı e, sözleşmenin anlaşmaların rehavetinden kaynaklanan ee, bir gafillik durumu da o kadar insanın ölümüne herhalde neden olmuştur. Değil mi? Şimdi bu alınan 1-1,5 bir, bir milyon e, esiri Almanlar ne yapıyor? E, esir kampları yapıyor. E, çalışma kampları yapıyor vesaire. Milletlerine göre bölüyor. Yani alınan esirler e, Kırım'dan Kırımlılar. Müslümanlar Müslüman. Ee, Kızıl Ordu'daki e, her tabi Sovyetler Birliği'ndeki her uyruktan insan var asker olarak. Hı hı. Onları e, mesela Azerileri Azeri olarak ayırıyor. Özbekleri Özbek. Ermenileri Ermeni olarak hı hı hı. ayırıyor evet. Böyle bir e, durumda bu kadar esirin ne yapılacağı. Onlar da şaşkın bu kadar esir almış olmaktan dolayı bir buçuk milyon hocam. Alman ordusu ne kadarmış o zaman? <laughs> Onu söylüyorum. Onlar da şoktalar. Ve o zaman fikirler havada uçuşuyor. Ve deniyor ki ya e, bunların içinde e, aldığımız esirlerin içinde e, Rus olmayanlar var. Ve bunlar bizi bırakın sizin safınızda Rusya'ya karşı savaşalım diyorlar. Yani Biz Kızıl Ordu'da gönüllü değildik zaten. Hı hı. Zorunlu olarak Kızıl Ordu'daydık. Şimdi esir olduk. Tamam ama biz asıl Rusya'ya karşı savaşmak istiyoruz hı hı. diyenler var. Şimdi bu, bu durumda tabii e, o zaman bu alternatif yani hakikaten de bu e, anti-Sovyet e, olan esirlerin silahlandırılıp düzenli birlik haline konulup değil mi? E, Sovyetlere karşı savaşta ön saflarda kullanılması hiç fena bir düşünce değil. İşte o gün bugündür. Ee, Hitler ordusunda lejyonlar, yabancı e, Hitler ordusunda eklemlenen, değil mi? Yabancı, yani Sovyetler Birliği'nin e, halklarına üye olanlardan oluşmuş lejyonlar başladı örgütlenmeye. Ben Türkiye'nin siyasi intiharı kitabında e, Müslüman e, Sovyetlerin Müslüman ve Türk kökenli e, lejyonlarını e, yazdım. İşte hançer birlikleri şu bu Müslümanları yazdım, fotoğraflarıyla belgeleriyle yazdım. Fakat Ermeniler var bir de. Şimdi Sovyetler e, Birliği'nde bir Ermenistan var, Sovyet Ermenistanı. Malum. Fakat diaspora Ermenileri var. Yani Sovyet Ermenistanının dışında Avrupa'da Amerika'da yaşayan Taşnak, özel çoğu Taşnak üyesi Taşnak Partisi'ne üye olan Ermeniler var. İşte Almanya ve Rusya çarpışmaya başladığında bu ikisi arasında savaş olduğunda Avrupa'daki Ermeniler de bir lejyon oluşturup. Hitler ordusuna lejyonlarıyla katılıyorlar. Şimdi bu olguları inceleyen ele aldığımız konuları ilk yayınlarıyla da anlatıyoruz ya. Hani bu konudaki ilk yayın şudur diyoruz ya. İşte bu konudaki ilk yayın da Almanya'da 1900 bu bir Doktor tezi işte Patrick von Mühle'nin kız Gamalı Haç'tan Kızıl Yıldız arasında adını vermiş kitabına İkinci Dünya Savaşı'nda bu durumu anlatıyor. 1971'de bir Doktor tezi olarak yayınlanan bu kitap hemen Türkiye'de 1984 yılında Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız Arasında adıyla basıldı. Aynı kitap 2006 yılında yine aynı adla Gamal Haç ile Kızıl Yıldız Arasında adıyla basıldı. Şimdi bu kitapta Hitler Almanya'sına yazılan, orduya yazılan bütün işte şeyler var. İşte Özbekler var, Kırım Tatarları var, e, ne bileyim Kazaklar var, hatta hatta Ruslar var. Sovyet rejimine karşı olan e, Ruslar da var. E, lejyon olarak Vladivostok e, başkanlığında. bütün bunların e, nasıl olduğunu, e, nasıl milli komiteler e, kurduklarını. Nazi Partisi ile SS'lerle nasıl ilişkiler kurduklarını, örgütlemelerinin nasıl olduğunu, başlarında kimlerin bulunduğunu, mesela Mustafa Kırmal Edige de işte Kırımlıları örgütlüyor falan falan. Bütün bunları detaylarıyla detaylarıyla anlatıyor. Fakat bu kitapta Ermeni lejyonları yani Nazi Partisi'ne Alman ordusuna eklemlenen Ermeni askeri birliklerini aklama çabası var. Bu kitapta? Bu kitapta. Bu çok önemli bir durumdur. Bütün herkes Nazi ile ideolojik olarak anlaşıyor. Bir tek Taşnakları anlaştıramıyor. Yani Ermeni Taşnak Partisi'nin Kahire'deki merkezi meğer anlattığına göre... Almanya'ya ve ırkçı politikasına çok düşmanmış. Fakat Almanya'daki Taşnak Partisi üyeleri merkezlerini dinlemeyerek, hmm. yani Taşnak Partisi'ne e, emrini dinlemeyerek katılmışlar. E, bu Hitler hareketine katılmışlar gibi bir Taşnak Partisi aklama hmm. e, çabası e, görüyoruz. ...bu kitapta. Örneğin özellikle de şu sayfada... ...bunu... ...görebileceğiz. İşte diyor ki... ...Kahire merkezi yani Taşnak... ...örgütünün Kahire'deki... ...merkezi... ...Hitler'e karşı müttefiklerin tarafını tutmaya karar verdi. Bakar mısınız? Yani İngiltere'nin ...Fransa'nın yanında yer almış Taşnak Partisi. O, o hakikat tamamen ters. Şimdi göreceğiz. Şimdi göreceğiz. Dünya üstündeki Ermeni merkezlerindeki mahalli taşnak teşkilatlarının ekseriyeti Kahire merkezini örnek aldılar. Yani dünya üstündeki bütün Ermeniler de taşnağın merkezinin İngiltere-Fransa safında Almanya'ya karşı yer almasını izlemişler. Hı hı. En bariz şekilde Britanya taşnakları Sovyetler Birliği'nin tarafını şu veya bu şekilde tuttular. Bu tavıra rağmen Balkan ülkelerindeki bazı mahalli taşnak teşkilatları Kahire'deki merkezin kararını beklemeksizin veya kale almaksızın Sovyetler Birliği'ne karşı olduklarını ve Almanya ile işbirliğine taraftar olduklarını ifade etmişlerdir. Karşı istihbaratın hizmetine giren Bükreş'te mukim General Dro Kanayan, Balkan daşnakları grubundandı. Taşnak Stütyun bu aşikar bölünmeyi kendisini Almanya için çalışan Ermenilerden resmen uzak tutarak karşıladı diyerek. Taşnak Partisi'ni e, Alman işbirlikçiliğinden aklayıcı, işte Taşnakların e, merkezin kararını takmayan birkaçı e, sadece Nazi Partisi ile işbirliği yaptı gibi gerçeğe uygun olmayan e, bir takım bilgiler yer alıyor bu kitapta. Kimdir hocam? Yazarı kim demiştiniz? İşte e, Alman. Alman. Yani e, Almanların e, dizinformasyon e, yaptıklarını görüyoruz. Ee, işte Patrick e, Zur Mühlen. Savaş bitti. 1945'te ee, Sovyetler Birliği Kızıl Ordu'dan kaçıp Alman saflarına e, giren herkesi geri istedi. Onlar suçlu. Suçluların iadesi e, söz konusu. E, İngiltere, Amerika ve Rusya e, Birleşik Cephe yapmadılar mı? Evet. E, Rusya diyor ki benim hainlerimi bana verin. Evet. Müslüman askerlerin tümü geri veriliyor ve kurşuna diziliyor. Stalin tarafından. Stalin tarafından. Fakat Amerika, İngiltere Ermenileri vermiyorlar. İşte bu tutum bu kitapta da devam ediyor ermenileri aklayıcı. Değil mi? Çok önemli hocam bu. Heh. Şimdi böyle bir e, şeyin altını e, çizmiş olalım burada. Fakat tabii bu gibi dalaveralara peki dinen mi vermiyorlar e, yoksa e, kullanacak, daha kullanılabilecek Kullanılacak daha e, da kullanırım. A, aynı öyle. Evet. Daha da kullanırım diyor. E, Müslümanları veriyor ki e, Rusya'yla ile. Ee, Müslüman Türkler arasında kan davası girsin. Yani anladınız mı? Ee, Yüz yıllarca sürecek bir kan davası girsin. Ermenileri vermiyor ki kullanacak. Bu kadar basit. Kurşuna diziliyor değil mi Müslümanlar? Tabi. O da ayrı. Türk ayrı Müslümanlar konu. genel olarak. Türk tabii, de var Tabi. Tabii. Buna Türkiye'de de bir kısmı geri veriliyor. Ee, onu ayrıca tamam. anlatırız. Acı bir olay çünkü. Ee, ama tabii anlatacağız sonra. Şimdi bu gibi çabaları Sayın Şükrü Server Aya birinci basımı 2009'da yayınlanan Soykırım Tacirleri ve Gerçekler e, adlı kitabında e, Türk aleyhtarı ve tarafsız yabancı belgelerle Diaspora Yalanlarının İç Yüzü adlı kitabında belgeleriyle işte bu az önce Taşnağ'ın işte merkezi e, Alman karşıtıydı da e, birkaç kişisi Alman yandaşı oldu gibi e, yalanların tamamını çürütecek belgelerle bu kitabında yazdı. Nedir orada? E, gösterelim e, 248. sayfaya gelelim. Bakın burada e, Ermenilerin Hitler'e sadakat yemini fotoğraf. 5 e, Ağustos 1944'te Alman savaş muhabiri Strohmeier'ın çektiği yukarıdaki resimde Nazi ordusuna katılan üç yeni Ermeni asker Nazi selamı ile yemin ederken görülüyor. Bir başka e, fotoğraf, Berlin'de 1943'te çekilen üst fotoğrafta Alman Generali Leverkohen emrinde çalışan ve Adana'dan Nazi propagandası yayan yüzleri dönük dört Ermeni Adana'ya dönmeden önce Alman Propaganda Bakanı Josef Goebbels'i ziyaret ederken görülmektedir. Göbels ve Ermeni askerler yani Nazi e, ordusuna katılan. Bir de yani sadece şey değil, Göbelste falan görüşebilecek denli tabii, üstteler. Tabii, tabii, tabii. Ee, kaçta? 250. sayfada. Ee, az önceki yayında ne deniyordu? Ee, kafaları basmamış ee, nazilerle. Ee, İngiltere, Fransa tarafını desteklemişti diyor ya Hı -hı. doktora tezi. Hı -hı. Bakalım Şükrü Server Aya e ee, ne diyor? 19 21 Ağustos 1936 tarihli Haftalık Ermeni Hayrenik dergisi. Bazı alıntılara göz atalım diyor. Bakın Ermeniler 1936'da daha ne diyor yayınlarında? Yahudiler fanatik milliyetçi ve ırkçılığın yobazlarıdır. Bulundukları yerlerde ırklarının devamını sağlamak için dünya vatandaşı ve enternasyonist kesilirler. Tıpkı İngilizlerin başka ülkeleri işgal için savaş gemilerini kullandıkları gibi Yahudiler de silah olarak enternasyonizm ve komünizmi kullanırlar. Bu zehirli unsurları kronik hastalıklar gibi kök saldıklarında temizlemek bazen zordur. Ve bunları oradan kaldırarak temizlemek ihtiyacı doğduğu zaman bu tür atılımlar ihtilalci olarak nitelendirilmektedir. Cerrahi bir ameliyat sırasında kanın akması doğaldır. Bu gibi şartlarda diktatörlükler kurtarıcı rolünü üstlenirler. Yani Hitler'in e, e, Yahudi soykırımına uygun, upuygun görüşleri var Yahudiler hakkında. 36'da. Ermenilerin 1936'daki kendi resmi yayın organlarında. 1935 yılı Mayıs ayında Bugreş'teki Ermeniler şehirdeki Yahudilere hücum ettiler. 35'te. Aynı yılın Ağustos ayında 1935 Rumlar da Yahudilere hücum etti. Diyor. Yani 250. 251. sayfada da yine şöyle görelim. İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce taşnakların hani o güya Almanya'ya karşı İngiltere ile işbirlikliği yaptı denilen taşnakların Amerika şubeleri kuvvetli nazi propagandası yaptı. Evet. Ermeni toplumunun siyasete karışmamasını isteyen New York başpiskoposu. Leon Tranian Noel öncesi pazar günü 1933'te ayin sırasında 9 kişi tarafından basıldı ve kilisede cemaatinin gözleri önünde öldürüldü. Bu olaydan 13 hafta önce 16 Eylül 1933 tarihli Hayrenik emirlere uymayanların onurlu nedenlerle ceza göreceğini yazmıştı. 1935'te tarihli Hayrenik bu defa kilise ve Hristiyanlığın Ermeni davasına verdiği zararları sayıyor ve toplumu dinsizliğe çağırıyordu. Yani e, Nazi yanlısı olmayan papazlarını öldürüyorlar Amerika'da. O kadar Nazi yanlısılar ki hı hı, hı, hı. Nazi kar karşıtı bir papaz söyle verdiği zaman kilisede vay sen Nazilere laf söyledin öyle mi deyip öldürüyorlar. Cemaatinin gözü önünde. Bu nasıl e, az önceki e, doktoratezi nasıl olup da... E, ...daşnaklar tamamen Alman karşıtıydı, içlerinden birkaçı e, nazilere sempati duydu diyor. İşte Şükrü Server Aya'nın koyduğu belgeler o doktoratezinin tam tersini bize kanıtlamakta. Hı hı. Hitler hizmetinde olan daşnakçı Ermeniler asil Aryan ırkından olduklarını söyleyerek Çingene ve Yahudilerin akıbetinden kendilerini kurtarırken insan gücüne ihtiyacı olan Almanlar onları geri hizmetler için kullanmayı uygun buldu. Almanya'da kurulmuş teşkilat Armenis falan falan Doğu Toprakları Bakanlığı'na bağlı olarak bu konuları yürütüyordu. Mevcutları 20-22 bin kişiye yükseliyordu 1943'te. Taşnaklar 1942'de Nazi idaresi altında Ermeni Milli Konseyi toplantısını tertip ederek kararlar aldı ve 43'te Taşnak Avrupa Konseyi'nin aldığı 12 maddelik kararı ilan etti. Diyor. Demek ki Yahudi soykırımında Ermeni parmağı başlığı atabiliriz. Var mı? Var. Var. Şimdi. Burada e, Ermenilerin Almanya'da çıkarmış oldukları Ermenice dergide e, Hitler övgüsü yapılan kapak görülüyor. Hitler kapaktı evet. evet. Şimdi tabii bu e, Sayın Şükrü Server Ay'a bu tür dezinformasyonları sadece Ermeni Taşnak Partisi konusunda değil, Ermeni soykırımı başlığı altında Türkiye'ye atılan ve Türklere atılan iftiraların tamamını çok büyük bir gayretle yüz binlerce sayfa belgeyle çürütmüş olan saygıdeğer aydınımız <laughs> okuması okumayı çok vakti olmayanlar için de bu tür e, kitapçıklar da hazırlamış. Bu kitapçığının içinde de o kitapçığın kapağını da gösterelim. İnternet sitesi de var değil mi galiba? Tabii. Efendim? Bu internet sitesinde ücretsiz olarak insanlar bunları okuyabilirler. Şu Osmanlı tarih ve ekonomisinde atlamalı ufak bir gezinti adını vermiş bu o, Çalışma. çalışmasına. Burada Ermenilerin Hitler'in onların soykırımından bahsettiğini söylerler ki yalan diyor. Ee, en sol resimde 1945 Şubat'ında şurada Berlin'de basılan Ermeni Nazi gazetesi Hitler'in zaferini müjdeliyor. Evet. Yanında kasap e, lakaplı 22 bin Ermeni lejyonerin Alman ordusundaki 22 bin Ermeni'nin komutanı General Drokanayan. Bu askerlerin 4800'ü özel SS kıtasıydı ve Yahudilerin toplanmasında kullanıldılar. Yani Yahudi soykırımında görev almış olan 4800 adet Ermeni var. SS'te hem de. Bunlar Türklere Ermeni soykırımı ithaf ediyorlar ya, ithamında bulunuyorlar ya. Aslında kendilerinin Yavuz soykırımcısı olduğu kesin. Evet. Bu e, bilgileri yine Şükrü Server Aya e, hocamızdan e, alıyoruz. Bir de, bir de yine o Almanya'da yapılan ilk doktora tezini e, Çürüten. Amerikan Kongresi raporu. Var. Bu Amerikan Kongresi raporu eee şurada Kongre e, raporuna ektir diyor. bir e, kısım bir kısım 1945 tarihli e, Temsilciler Meclisi'nde sunulan rapor. Bu raporda e, Taşnak Nazi anlaşması metni yer alıyor. Bu belgeyi bana Sayın Şükrü Server Aya iletti. Burada 12 maddelik bir anlaşma var Nazilerle Taşnak Taşnak resmi e, merkeziyle. Naziler arasında an, imzalanmış olan anlaşma var burada. İşte bu madde madde 12 madde halinde yer alıyor. Şimdi bu 12 maddenin Türkçesini biz Sayın Mehmet Perinçek'in İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl Taşnak İşbirliği başlıklı makalesinde daha ayrıntılı olarak oku, okuyabiliyoruz. Tesam Akademisi dergisi e, Ocak e, 2015 sayısında bu makale yer aldı. Fakat 2015'ten ...iki yıl önce 2013'te de Aydınlık'ta yayınlandı e, Sayın Mehmet Perinçek'in bu bilgileri. Burada, burada bakın az önce Amerikan kongre kaydından gösterdiğim Nazi-Ermeni anlaşmasının bir başka kitapta yer alan içeriğinden çevirmiş Sayın Mehmet Perinçek. Bakın burada ne diyor? Bildirinin şöyle gidelim. Çok önemli maddeleri Tabii. var. Yani O gösterdiğim anlaşmanın maddelerinde diyor ki madde 3. Alman yönetiminin siyasal himayesini ummaktadır. Kim? Ermeniler. Bu temelde Ermeni Milli Komitesi daha orta çağdan beri kudretli Alman rayhını, Ermenistan'ın ve Ermeni halkının kurtarıcısı olduğu fikrinden hareketle Ermeni yönetici çevrelerinin çizgisinin bu yolla yeniden hakim kılınacağı ve sağ, e, sağlamlaştırılacağı inancındadır. Yani Sovyet Ermenistanı'nın Sovyetler Birliği'nden kopartılıp orada Alman e, mandası altında bir e, Ermenistan kurulması için anlaşma yapıyorlar. Hı hı. Ondan sonra altıncı madde o az önce gösterdiğim e, kongre raporunun altıncı maddesi Ermeni Milli Komitesi hami, koruyucu devletinin dikkatini bugünkü Ermenistan'ın toprak taleplerine çekmek zorundadır. Yani Ermeniler Nazilerle anlaşırken Ermenilerin Türkiye'den toprak talebi var ya Hı -hı. diyor bu maddede. İşte onu da e, Almanya bize versin bir zahmet diyor. E, versin diyor. Yani biz e, bu koşulla anlaşıyoruz diyor yani. Evet. Ermeni Milli Komitesi bu sorunu yani Türkiye'den toprak alma sorununu Güney Kafkasya sınırlarını adilane çizmek için kendi gücü ölçüsünde çalışacaktır. Gerekli olduğu takdirde Reich'ın adaletine başvurmak zorunda kalacaktır diyor. Yine işte 9. maddede de Alman Reich'ının himayesi altındaki Ermenistan gücü ölçüsünde Yakın Doğu'da Alman etkisini pekiştirmeye e, çabalamak zorundadır. Bu bağlamda Ermeni Milli Komitesi geçmişte Rusya ve İngiltere'nin Ermenilere yaşattığı acı hayal kırıklıklarına ve korkunç üzüntülere işaret etmeyi zorunlu görmektedir. Yani diyor ki geçmişte bize İngilizler çok acı yaşattı. Yani bir sürü vaatlerde bulundurlar Yerine getirmediler ama ümidimiz o ki Almanya bizim ümitlerimizi yerine getirecek ümidindeyiz diyor. Böyle bir Nazi Ermeni. İşbirliği, ee, işbirliği anlaşması. İşte bu işbirliği üzerinde iki tarafta çakır çakır imzaları atıyorlar. Ve özel üniformalar dikiliyor bu Ermenilere. İşte Alman ordusunda o anlaşma üzerine katılmış bir e, Ermeni askeri e, kolunda şöyle Almanlar tarafından üretilmiş e, Ermeni lejyonuna özel kokartlar yazmış. Evet. Bu da yine Ermeni lejyonundaki bir subay. Ermeni e, subay. İşte bunlar böylece Ermeniler e, on binlerce Ermeni e, Alman ordusunda Bil fiil silahlı görev yapıyor. Bunun beş bin esesli. Tabii bunun beş de SS olarak. Yani Ve Yahudi, Yahudi, Yahudi soy kırımında direkt görev almış olan Ermenilerdir. Buradan da ne demiş o, ne demek istiyoruz? Bir takım insanlar Türkler Ermenilerin soyunu kırdı derken tek gözlerini. E, kapatıyorlar. E, ve aynı kişiler e, Ermenilerin Yahudi soykırımına on binlerce e, Ermeni askerle ve Nazilerle yaptıkları özel anlaşma ile yani, insanlık suçuna imza atarak e, imza e, atmışlar Ve bu, bu yapı diyorsunuz. korunmuş ama yine de savaştan evet. sonra. Neden? Çünkü ne olur ne o Türklerin başına bela edeceğiz bir gün. Tabii ki. diasporadan bahsediyorum. Şimdi bu bizim içimizdeki Ermeni yurttaşlarımız veya Ermenistan'daki bu işe iştirak... Yani Ermeni kimliğini konuşmuyoruz şu an. Evet. Yani özellikle Türkiye'yi Ermeni Ermeni soykırımıyla suçlayanlardan bahsedeyim mi hocam? Tabii. Altı çizmekte fayda tabii, var bunun. Tabii yani tabii. dönüp önce kendilerine baksınlar. Tabii. Onu demek istiyoruz. Çok net. Çok net. Evet. Ve bu gerçekler de hasır altı edilmişti. Ama Sayın Şükrü Server Ay'a, Sayın Mehmet Perinçek gibi aydınlarımız kendi arşivlerinden belgelerle Yahudi soykırımına katılmış Nazi işbirlikçisi ve Nazilerle anlaşma imzalamış Ermeni birlikleri gerçeğine kamuoyuna belgeleriyle ortaya koydular. Şimdi bir de e, konularımız arasında e, e, ırkçı, Kürt ayrılıkçısıların e, Mussolini ve Hitler gibi e, insanlık suçlusu, ırkçılarla olan ilişkilerini de e, konu ediyoruz. Bunlardan bir tanesi... Yani terör örgütü PKK'nın öncüleri bunlar değil mi hocam? Tamamen öncüleri. Ee, 1927 yılı sonunda e, Hoyb'un adıyla bir örgüt kuruldu. Bunu daha önceki programlarımızda söyledik. Bu örgütün amacı e, Kürt ve Ermenilerin e, sevrde kendilerine vaat edilen fakat Lozan'da kaldırılan e, toprak e, ve e, manda ayrı e, devlet özellik taleplerini silahlı yoldan elde etme çabasıyla bir e, işbirliği, yani bir e, eylem birliği, bir örgütsel birlik kurmuşlardır. İşte o Hoybun örgütünün e, yurt dışı, e, uluslararası ilişkilerinden sorumlu, Süreyya Bedirhan 1928 yılında e, Avrupa ülkelerini dolaşarak e, o ülkelerin e, Türkiye'ye karşı e, Kürt isyanı var e, ağrıağının tepesinde hı hı. o isyanı devlet olarak tanımalarını e, rica etmek üzere e, Yunanistan işte İtalya ee, Avrupa ülkeleri ve da bir geziye çıkıyor. Burada e, İngiltere'nin Detroit'teki e, konsolusu e, 18 Nisan 1929 günü e, İngiltere dışişlerine bir gönderdiği raporda çok ilginç e, şeyler söylüyor. Mesela e, Süreyya Bedir, Bedirhanla ilgili. Burada diyor ki e, Sü Süreyya e, Amerika'ya Hoybun tarafından e, Kürt bağımsızlık topluluğu Hoybun tarafından gönderildi <laughs> diyor. Ve şurada özellikle şu bölümde e, Amerika'ya e, gelmeden önce Süreyya Bedirhan Mussolini'yi ziyaret etti. Davet etti. Davet edildi. Mussolini tarafından davet edildi ve onunla birlikte 15 gün görüşme sürdürdü diyor. Ve <laughs> Mussolini'nin yardımını, yardım vaadini elde etti diyor. Neyle elde etti? Irkçılık temelinde elde etti. Bu kitap Amerika'da 1929 yılında İngiltere, İngilizce olarak hı hı. yayınlandı. Amerikan Kongresine, Amerikan Senatosuna, e, Milletler Cemiyetine e, ve diğer ülkelere, Fransa'ya, e, İtalya'ya verilmek üzere yayınlandı. Türkçesi bu. E, bu kitapta bakın e, 79. sayfada. Şöyle gösterelim. Ya yani Hangi temelde ırkçılık Avrupa'da sadece Hitler değil. Diyor ki, Türkiye Türkleri Moğol ırkının en ilkel, en geri koludur. Diyor. Böyle ilkellik, vahşet, aptalca canavarlık, atalarına benzeyen tüm bu karışımın uygulamaları bugünün Türklerine de uyar diyor. ...Mendel kanunudur diyor... ...ayıklanmaları. Hı hı. Şimdi... Şimdi... Ve bu kitap... ...Kürtlerin... ...ari ırktan olduğunu... ...yani Almanlar gibi... ...İngilizler gibi... ...Yunanlılar gibi... ...ari ırktan olduğunu... ...ve Türklerin ise böyle Moğol ırkından... ...vahşiler olduklarını... ...Türklere karşı mücadelelerinde... Avrupa'nın ari ırktan olan haklarından destek bekliyoruz diyor. Yani şeyin özü bu. Özü bu. Avrupa'da ırkçılığın İtalya'da Mussolini ile, İspanya'da Franco ile, Almanya'da Hitler'le tırmandığı yıllardır 1928-29. İşte o tırmanmaya bir Kürt katılımı, bir Ermeni katılımı da var. Onlar biz de ağrıyız O halde bir ırk savaşında e, yanınızdayız ve yanımızda olun e, diyorlar. Türklere ilişkin, e, evet. Türklere hedef alan e, kesimlere çok e, ta, kelimenin tam anlamıyla e, belgelerle tokat attınız hocam bu akşam. Şimdi yani. bu da... Bitti konu ama bir bir. Bitti göster. mi? Peki yani evet bir iki dakikamız var. Bir, ha, dakika bir iki dakika bir, varsa evet. bir dakika hemen bir özetleyelim. Bir bu da Şerif Paşa Sevr anlaşmasında Kürt tezini savunan Şerif Paşa'nın Mussolini ile mektupları. Mussolini'ye yazdığı mektuplarda bakın burada Alman hükümetiyle görüştüm. Alman hükümetinin davetlisi olarak Almanya'daydım. Alman hükümetiyle görüştüm. Kim o? Naziler. Yani tarih kaç? 1943. <laughs> 42. Yani e, savaşta olan Nazilerle işbirliği içinde kim e, Kürtlerin eee temsilcisi Şerif, Şerif Paşa. Ay. Ne adına e, Kürtlerin ayrı ırktan oldukları tıpkı Hitler gibi ırk kardeşiyiz. E, işbirliği yapalım. Telgrafları, mektupları hep belgeleri burada işte. Bu arada Türkiye evet. e, e, Almanya'dan kaçan Yahudileri kabul ediyor, kucaklarını açmış. E, Tabi. Hatta Türk pasaportları e, veriliyor, dağıtılıyor filan. Evet. Yani e, aradaki farkı. Evet. E, tarih ve belgeler bize gösteriyor. Evet. Hocam 30 saniye. Bittin galiba. abi. E, e. Bir dahaki hafta devam edeceğiz. Amerika e, Birleşik Devletleri. Amerika e, Amerika ve Hitler işbirliği 1920'den ele alarak getireceğiz. Şimdi Bir cümleyle. Evet. Ee, ilk, yani ve şu sor çok önemli belgeler var. Soracağım demiştim ya. E, evet. hani hep bir illüzyon var. Hep özellikle işte de, bu, bu, herhalde koparabilmek için o coğrafyadaki o tarihi kesiti Avrupa'nın ortasından deniyor ki Hitler hı hı. geldi ve bir e, illüzyonla bütün Almanya'yı işte bu bütün destek herkesi Avrupa'yı büyüledi ve o yüzden bu noktaya geldi. Evet. Bu mu? Yoksa to o dönemdeki toplumsal etki mi Hitler'i yarattı? Bir cümle devam edelim ikinci bölümde. Tabii ki e, Avrupa Yahudi soykırımı kıtasıdır. Avrupa'da 2000 yılda yani Hristiyanlığın e, din olarak ortaya çıkmasından sonraki 2000 yıl boyunca Yahudi soykırımı, katliamı olmadık 100 yıl geçmemiştir. En az 20 kez Hitler çıkarmıştır. Avrupa. Avrupa. Demek ki Hitler ilk ve tekmiş gibi bir yanılsama da çok önemli. Yani Yahudi soykırımı sanki bir defa yapıldı, onu yapan da Hitlerdi gibi bir imaj oluşmadı mı? Evet. Bu kitapta bu imajı ters yüz edecek Avrupa'nın yüzlerce Yahudi katliamı yaptığını tarihleriyle yazdık. Yahudi katliamı Vatikan'ın e, dinsel inancıdır. Vatikan Yahudi katliamı yaptıkça rahatlamaktadır. Konuşacağımız çok evet. konu var demek ki hocam. Bir dahaki e, haftaya. Evet konuşuruz. Çok teşekkür ederiz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. izleyiciler edeyim. yayının sonuna geldik. E, programı yeniden izlemek veya sosyal medyada paylaşmak isterseniz söylediğimiz gibi YouTube'da bulabilirsiniz. Kanal Beytelsiz'in arşivinde bulabilirsiniz. Kısa bir süre sonra yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gece geçirmenizi temenni ediyoruz. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Sözü Kanal Bey İstanbul temsilciliği stüdyolarından yeniden Ankara'ya merkezimize devrediyoruz.